Neyse ki bitti artık. Yeliz'in uzun bir süre hapisten çıkabileceğini düşünmüyorum. Tüm bu yaşananlar gerçekten aklım almıyor. Ay hepimize geçmiş olsun. Çok şükür. Hani kimseye bir şey olmadan geçti gitti. Emre'cim, beni affedersen çıkmam gerekiyor. Yapmam gereken birkaç görüşmem var. Tamam Alıcığım, nasıl istersen. Ama sonra seninle enine boyuna her şeyi konuşmak isterim. Konuşuruz oğlum. Herkes bir toparlasın da. Tamam. Görüşürüz. Ben sizi geçireyim. Görüşürüz. Hadi sen de yaktığından çok yorulun. Tamam efendim. Ama bir şeye ihtiyacınız olursa seslenin bana. Sağ ol abi. Oh. Emre'cim. Senin ve canım torunumun sağ salim geri dönmenize o kadar sevindim ki. Yüreğim ağzıma gelmişti. Yeliz'in yaptıklarına inanamıyorum. O kadar gözünün kararabileceğini, böylesine tehlikeli bir hal alacağını 40 yıl düşünsem aklıma getiremezdim. Ay neyse ki bitti artık. En azından hepimiz güvendeyiz. Emre'cim, bir şey mi oldu? Niye öyle bakıyorsun bana? Beni neden yanlış yere yönlendirdiniz Ali Hanım? Çok korktum Hüseyin abla. Cesur bir kız olmaya çalıştım ama... Yeliz, o çok korkunçtu. Bir tanem, korkmak yok artık, tamam mı? Güvendesin. Ben senin yanındayım. Kimse, ama kimse sana zarar veremeyecek. Söz veriyorum bir tane. Ne olur sana bir şey olmasın. Annem gibi gitme. Ben seni hiç bırakmadım kızım. Seni çaldılar benden. Bırakmayacaksın değil mi beni? Melek, ben senin... Bana yardım edecek misin? En zor zamanlarımda sen yanımdaydın Emre. Mutlu olmam için elinden ne geliyorsa yaptın. Hem de daha fazlası. O yüzden ben de aynı şeyi yapacağım bugün. Senin yanında olacağım. Ben senin her zaman yanında olacağım. Hiç bırakmayacağım seni. O hayalini kurduğumuz aile vardı ya... O gerçekleşiyor prensesim. Biz çok mutlu bir aile olacağız. O yüzden sen şimdi bunları düşünme, üzülme... Gelecekteki güzel günlerimizi düşünüp tatlı bir uykuya dal, olur mu? Hadi bakalım prensesim. Emret gözünü de koy oraya. Hadi bakalım. İyi geceler prenses. İyi geceler. Sen arıyorsun ama ben ne konuşacağımı biliyor muyum Cihan? Leyla doğru söyledi. Çok geç kaldım. Ne arıyor? Söyle. Neredesin Cihan? Ne yapacaksın? Uzatma. Hemen mekana gel. Tamam. Hoş geldiniz Nitel Hanım. Yordum sizi buraya kadar. Büyük zahmet verdim. Kusura bakmayın lütfen. Dert etmeyin. Daha iyi oldu böyle. Rahat konuşuruz. Buyurun lütfen. Buyurun. Daha iyi misiniz? İyiyim, merak etmeyin. Nurten Hanım. Cihan hakkında ne biliyorsunuz? Ya onun babamla ilgisi ne? Onun babamla bir ilgisi olamaz ki. Babamla iyi insanlarla bir işi olmaz çünkü. İkisinin de yolları bambaşka. Zaten Cihan bana zarar veremez ki.
Pardon, ben yani... Kusura bakmayın, ben bir anda şaşırdım da... Yani ben şimdiye kadar ağlarken bile hep yalnızdım. Saçımı okşayan ya da gözyaşımı silen bir annem bile olmadı benim. Nurcan Hanım, Cihan'la ilgili ne biliyorsanız anlatın lütfen. Adnan Korkmaz'ı bilirim, yetmez mi? Ben... Evet, dinliyorum. Beni yanlış yere yönlendirmenizdeki amacınız neydi? Aşk olsun Emre. Böyle bir şey nasıl sorarsın? Niye yapayım ki ben bunu? Peki çalışanları konaktan göndermenizdeki kararınız neye borçluyuz? Biz bu haldeyken... ailemizden olmayan insanların... her şeye burnunu sokması... ne bileyim... tuhaf tavırlar sergilemesi... bence uygun değildi bu yüzden. Bu kadar mı? Benden ya da bir başkasından sakladığınız bir şey yok mu yani? Asla. O nasıl söz öyle? Peki Maral'ın benden sakladığı bir şey var mıydı? Biliyor. Öğrenmiş. Ne oldu Ali Hanım? Hı? Niye bu kadar şaşırdınız? Yoksa bildiğiniz bir şeyler mi var? Teessüf ederim Emre. Rahmetlinin arkasından böyle konuşman kırıyor beni. Benim niyetim böyle bir şey değil. Ben hepimizin yüzleşmesi gereken sırlar olduğunu düşünüyorum. Er ya da geç ortaya çıkacaktır illaki. Son zamanlarda yaşanan olaylardan dolayı çok yoruldun Emreciğim. Yaşadıklarının stresiyle yanlış şeyler kuruyorsun kafanda. Bence sen biraz dinlenmelisin. Allah rahatlık versin oğlum. Size de Ali Hanım. Size de. Canım kızım. Canım yavrum. Keşke elimde olsa da ben senin annenim deyip karşına çıkabilsem. Kokunu içime çekip doya doya öpüp koklayabilsem seni kızım. Ama baban haklı. Benim için müjdeli olan bu haber senin kalbinde kim bilir ne yaralar açar. Yıllar süren hasretimizi dindirmek için biraz daha dayanmalıyız kızım. Biraz daha sabretmeliyiz. Baban için de, senin için de en doğrusu bu. Bizim için bunu yapmalıyım. Zor uyudu. Uyanmasın, dışarıda konuşalım. Nasıl? O kadar sarsılmış ki. Uyuyana kadar elimi bırakmadı. Çok korkmuş hem de. Nasıl korkmasın ki? Yani biz bile delirecek gibi olduk. Neyse ki bitti artık. Yarın pedagoğu arayalım Emre. Tamam, merak etme. Yarın ilk işim bunu aramak olacak. Her şey için çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Hiçbir zaman güvenimizi sarsmadığın için. Sizin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Bakayım ben Melih'e. Bak.